Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT geometri soru bankası kitabında daire dağılan konusundaki alan taşıma birleştirme testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Dairenin yarıçapı 2 cm olduğuna göre boyalı alanlar toplamı nedir diye soruluyor. Ayrı ayrı yerlerde alan sorulduğu zaman genelde yan yana geliyor mu diye bakacağız. Şimdi burada AC ile BD dik verilmiş. AC ile BD dik yani bunlar doğrusal. E burası da 90 ya. Bak burası R R. Hocam burası da R R. R, R'lik dik üçgenin alanı A iken burası da A değil midir? Evet burası da B. Senden A artı B alanı isteniyor. Bak A artı B alanı burası oldu. Yani burada kalanı buraya taşıdım. İşte o yüzden alan taşıma diyoruz buna. Yani ne yaptı o zaman? Çeyrek dairenin alanı yaptı. Toplamda A artı B alanı. Yarı çapta zaten 2 verilmiş. O zaman pi R kare bölü 4 bize direkt sonucu verir. Yani cevap pi çıktı birinci soruda. Geldik 2'ye. Şimdi burada saçma sapan alanlar toplamı isteniyor. Ya bunu buraya taşıyacağım ya da bunu bunun yanına taşıyacağım. E bu aslında bunların eşit olduğu belli gibi ama olsun. Tam belli değil. İspatlayalım onu da. Hocam en güzel çizim yarı çap çizecek olursam. Merkez giriş çektik olduğundan dolayı bunlar birbirine eşit mi eşit? Benden A artı B alan isteniyor. E, çizildeki alan A'yken çizildeki alan A'dır. Bak A artı B alanı işte tam buradaki dilim alanı yaptı. Yani bu sarı alanı bulursam olay bitti. Ve bu arada yarı çap uzunluğu kaç? 6. Hocam burası da 6. 90'ın karşısı 6 iken hangi açının karşısı 3'tür? 30'un ve burası da 60 oldu. A artı B alanı 60'lık dilim yapar. Yani pi r kare 60 bölü 360 bana alanı verecektir. Sıfırlar gitti. 36'lar gitti. Cevap 6 pi olur. İkinci soruda. Geldik 3'e. Şimdi burada da şunun alanını ayrı. Bunun alanı ayrı bulup toplayacağımıza. Bak çapı 4 olan dairenin alanıyla ya da yarı çapı 2 diyeyim bunun. Bunun da yarı çapı 2. Yarı çapı 2 olan yarım dairenin alanları da birbirine eşittir. Yani buraya A alanı buraya B alanı diyecek olursam. Burada kalan B iken burada kalan da B'dir. A artı B alanı ne yaptı direkt? Hocam şu alan yaptı. Yani yarım daire. Yarı çapı kaç olan? 4 olan yarım dairenin alanı. Pi R kare bölü 2 yapar. O da kaç yapacaktır? 8 pi yapacaktır. Evet örnek 3. 8 pi geldi. geldi örnek 4'e. Şimdi yarı çapları 4 olan şey verilmiş burada. ABC üçgeninin nasıl bir üçgen olduğu söylenmemiş. Şimdi bu dilimlerin alanları toplamı isteniyor. Yani A alanı artı B alanı artı C alanı isteniyor. Hocam açıları bilmiyorum ama açıları bilmesek de alfa beta teta toplamlarını biliyoruz. Alfa beta teta toplamları 180. Normalde pi r kare yani 4'ün karesi alfa bölü 360 artı pi 4'ün karesi beta bölü 360 artı pi 4'ün karesi çarpı teta bölü 360 yazarız ama parantez aldığımızda da alfa artı beta artı teta geldiğinde görürsün zaten ama şunu söyleyeyim. Yarı aynı olan daireler gördüğün zaman açılar toplamını direkt yazabilirsin. Yani pi r kare Açılar toplamı da 180 değil mi? 180 bölü 360 bana bu daire dilimlerinin alanları toplamını verecektir. Yarı aynı hikaye yalnız bu açıların toplamını aynı şey içerisinde yaz. Açı içerisinde yaz. Şunlar şunlar sadeleşti. 16 pi bölü 2'den cevap ne çıktı? 8 pi çıktı. Evet dördüncü soruda. Geldik beşinci soruya. Şimdi BC çap demiş. O zaman bu alanlar toplamı isteniyor bizden. Şimdi BC çapsa merkez çektik. Tamam. Çok güzel. Ee, bizden X isteniyor. Tarıp boyalı bölgelerin alanları birbirine eşitmiş. Bak 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 bu sefer alanları yan yana getir demiyor. Alanlar birbirine eşit. Aa, aa dedik. Beyaz alana da B dersem. Dikkat et. A artı B alanı nedir arkadaşlar? Yarım dairenin alanı hocam. Yarım A dairenin alanı aynı zamanda dik üçgenin alanı değil mi? Evet. E yarım dairenin alanı üçgenin alanına eşit. Yarım dairenin alanı yarı çap 2 olduğu için hocam pi r kare bölü 2 eşittir üçgenin alanı. 4 çarpı x bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler gitti. 4'ler gitti. x'i de ne buluruz? Pi olarak buluruz. Örnek 5'i pi bulduk. Geldik örnek 6'ya. S1 eksi S2 isteniyor bizden. Beyaz alana yine B diyelim istersen. S1 eksi S2 isteniyor. Ben S1 artı B'yi bulabilirim. S1 artı B çeyrek dairenin alanı pi. Yarı çapı kaç? 4. 4'ün karesi bölü 4'ten. Ne geldi? 4 pi geldi. Sonra S2 artı B'yi bulabilirim ben. S2 artı de dikdörtgenin alanı değil mi arkadaşlar? Evet. O da 3 çarpı 4 değil mi? Aynen öyle. 3 kere 4 12. E benden farklar isteniyor. O zaman taraf tarafa çıkar kardeşim. S1 eksi S2 mi geliyor buradan? Evet. Bak B'ler gidiyor. S1 eksi S2 neye eşit oldu? Bu. Bundan bunu çıkartıyorum. 4 pi eksi 12 eşit olur. Yani cevap 4 pi eksi 12 yapar arkadaşlar. Böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda Alan taşıma ve birleştirmenin kazanının testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.